içinde yazın olmazsa olmazı. Şile'de çocukların yüzebilmesi, su sporlarını da öğrenebilmesi için bir dizi eğitim programı hazırlandı. Ücretsiz sörf eğitimiyle çocuklar suda dans etmeye başladı. Hem çocuklar hem de aileleri mutlu. Dalgalarla savaşıyoruz. Sörf yapmayı çok istiyordum eskiden. Sörf yapıyorum. Bu sene mükemmelleşti diyebilirim. Çocuk olasımız geldi. Keyifle geliyorlar. Şile Belediyesi pandemide aylardır evden çıkamayan miniklere ve gençlere güzel bir sürpriz hazırladı. Burası Bodrum değil, Alaçatı değil, Marmaris hiç değil. Burası İstanbul Şile Uzunkum plajı. Ve işte arkada eşine az rastladığımız bir görüntü. Minikler sörf tahtaları üzerinde sörf yapıyorlar. Denizle, dalgalarla dans etmeyi sevenlerin işi bu. Haftanın 3 gün en az 2'şer saat olmak şartıyla çocuklarımız eğitimlerini alıyorlar. Bu tamamen ücretsiz. 4 ay boyunca sürecek. 7-18 yaş arası tüm gençlerimizi, çocuklarımızı başvurulara bekliyoruz. Sörfe başlamak için neyi bekleyeceğiz? Dalga. Denge sporlarıyla uğraştığım için çok da zorlamıyor. En çok neyden zevk alıyorsun sörfte? Dalgalarda böyle hızlı gidiyor. İlk başta çocuklara tabii ki güvenliği öğretiyoruz. Denizi okumayı öğretmeye çalışıyoruz. Daha sonra kara pratikleriyle devam edip en sonunda suda pratik yapıp dersleri soğumayla bitiriyoruz. Sen ne yapıyorsun burada ya? Sörf yapıyorum. Sörfe daha başlamadık ama. Evet. Eğitimdeyiz değil mi? Evet. Hoca ne diyor? ayağa kalkmamızı istiyor. Kameraman arkadaşım Barış İbiş'ten çok özür diliyorum ve senin suya bırakıyorum kendimi. Gelsene sen de. Sörf tahtasına bindiniz ve dalganın gelmesini bekliyorsunuz sörf yapmak için ama bitmedi. 3 şey daha var. Birincisi pedal yani kulaç. İkincisi kobra. Sonra da tahtanın üstüne çıkıyoruz. Zaten kalkış yaptığınız zaman da sörfü yapmış oluyorsunuz. Arkaya dağıt. İyice arkaya at. Bakalım ben yapabilecek miyim?